8 yıldır ödenmeyen tazminatları için Ankara'ya yürüyen Somalı maden işçileri Salihli Durağı'nda yaptıkları açıklamada patronların arkasında kim var? Vergi kaçıran, 6 ayda bir isim değiştiren ve farklı yerlerde hala maden şirketleri işleten, insanımızı katleden Uyar Madenciliğin arkasında kim var diye sordu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın istişare toplantısına video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam karşıtı bir sistem kurulmak istendiğini iddia ederek, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi İslam ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır dedi. Parlamento Kadın Grubu toplantısında konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, eş başkanlık sisteminden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak AKP-MHP erkek ittifakı kadın mücadelesine ve kadın kazanımlarına özel olarak yönelmektedir. Gaspçı uygulamalarıyla eş başkanlık sistemimize saldırarak kadınları durdurmayı amaçlıyorlar dedi. Partisinin grup toplantısında 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifini eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu bütçe bugüne kadarkiler arasında en iddiasız olanı, en milletten kopuk olanı. Eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıt ama eve ekmek götüremeyen millete gelince askıda ekmek kampanyası dedi. Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'te IŞİD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısını, 12 Ekim 2015'te İstanbul Adliyesi'nde yaptıkları eylemle protesto eden 19 avukat hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla ceza istendi. Eski Anayasa Mahkemesi raportörü Dr. Selami Er, Kronos Haber için kaleme aldığı yazıda 2014'te Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elde ettiği istihbari bilgilerin adli soruşturma ve yargılamalarda kullanılamayacağı garantisi veren Anayasa Mahkemesi, bugün cemaat davalarında bu istihbari bilgileri delil olarak kabul ediyor dedi. Bloomberg'de Mark Champion imzasıyla yayınlanan analizde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kaybeden liderler arasında yer alacağı yazıldı.